12. gece Şehrazat masalına şöyle devam etti. Birinci köse hikayesini anlatmaya devam ediyordu. Vakit kaybetmeden hemen mezarlığa gittim. Mezarı aradım, aksi talih bir türlü bulamadım. Geç vakte kadar epey uğraştıktan sonra büyük bir üzüntü içinde saraya döndüm. Yemek yemeden yatağıma girdim. Fakat üzüntüden ve meraktan sabaha kadar gözlerime uyku girmemişti. Böylece tam bir hafta mezarlığı yokladım. Fakat bütün emeklerim boşa gitti. Deli olacak hale geldim. Memleketime dönmekten başka çare bulamadım. O gün yola çıktım. Yurduma dönüp başkentin kapısına geldiğim zaman bir sürü adam üzerime saldırdı. Beni kıskıvrak bağladılar. Memleketin şehzadesi olduğum halde bana yapılan bu muamelenin sonundan korktum. Beni yakalayanlardan bu hareketlerinin sebebini sordum, söylemediler. Nihayet eski uşaklarımızdan birisi yanıma geldi. Hazırladığı bir tuzakla vezirin hükümet idaresini babamın elinden aldığını söyledi. Biraz sonra muhafızlar gelip beni vezirin karşısına çıkardılar. Vaktiyle daha çocuk yaşındayken attığım bir okla vezirin bir gözünü kör ettiğim için bana kin bağlamıştı. Beni karşısında elleri bağlı görünce ölümümü istedi. Yalvarıp yakardım. Nihayet o da bir gözümü kör edip öcünü almaya razı oldu. Beni bir gözümden ettikten sonra bir sandığın içine koyup cellada teslim etti. Vahşi hayvanlara yem olmak üzere şehir dışındaki ıssız ormanlardan birine bırakılmamı emretti. Cellat beni alıp şehir dışına götürdü. Sandıktan çıkarıp ormanda bırakmak istedi. Ona yalvarıp yakardım. Babamın kendisine vaktiyle yaptığı iyilikleri hatırlattım. Bir daha şehre ve onun yakınlarına dönmemek şartıyla beni serbest bıraktı. Doğru amcamın yanına gittim. Babamla benim başımıza gelen felaketleri anlattım. Çok üzüldü. Kendi oğlunun da günlerden beri kayıp olduğunu söyledi. Dayanamadım. Ona hakikati olduğu gibi anlattım. Beraberce mezarlığa gittik. Bu sefer mezarı bulabildim. Taş ve toprakları kaldırdık, demir kapağı açıp aşağıya indik. Burası mükemmel bir evdi. İçinde her şey vardı. Köşede bulunan bir yatakta amcazademle yavuklusunu yan yana yatmış bir halde gördük. Bu acıklı manzara karşısında amcamın sinirleri bozuldu. Oğlunun ölüsünü yüzüne tükürdü. Alçak evlat dedi. Başına gelenlere müstahaksın. Şafak söküyordu, Şehrazat sustu. Hükümdar masalın sonunu dinlemek için ertesi akşamı iple çekti. Ertesi akşam güzel kız anlattığı masala şöyle devam etti.